Yine bir Game Jam'e katıldım. Ama bu sefer farklı. Dünyanın en büyük ve kapsamlı Jam'i Global Game Jam. Jam'e katılacağım zaten belliydi ve temanın ne olacağını merak ederken yılın teması açıklandı. Kökler. Ne dediğinizi duyar gibiyim ama açıklamama izin verin. Kökten kasıt ağaç kökü olabilir, bitki kökü olabilir veya köklerimize dönmek geçmiş olabilir. Yani anlayacağınız uça açık bir tema diyebilirim. Beyin fırtınası yapmak için bir canlı yayın açtım. Ardından Unreal Engine'de bir proje oluşturdum. Oyunun konusu kenevir üretmek. Ama ondan önce bu ben. İlk olarak oyunumuz first person bir oyun olacağı için control rig ve kollarımızın ayarlarını ve kodlamalarını yaptım. Böylelikle animasyonları Unreal Engine'de yapabiliriz. Ardından yürüme, koşma, shake gibi basic animasyon ve kodlamaları yaptım. Bu sırada Unreal Engine çöktü. Ananı satayım. Ah. Hayır. Ardından Unreal Engine'e tekrar girdim ve kodlamaları ve animasyonları tekrar yaptım ve sürekli save aldım. Save, iyi hatırlattınız. Oğlum buldum ben ne ya? Bir silah ekledim. Bu silahı neden eklediğime ileride geleceğim. Warzone'daki koşu animasyonunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ona benzer bir koşu animasyonu yaptım. Ayrıca eğim alma, atış efekti, reload animasyonu ve ses efektlerini ayarladım. Ayrıca silahımız dışarıdayken böyle gözüküyor. Sıra geldi V'de yani kenevire. Yani oyunun asıl mekaniğine. Keneviri saksılarda yetiştireceğiz. Ve büyümesini bekleyeceğiz. Büyüyen tohumu hasat ettiğimizde bize kenevir ve kenevir tohumu verecek. Tohumlar üretimi arttırmak için. Kenevirler ise belirli bir yerde paketleyip satmak için. Ayrıca tutma, koyma gibi basic küçük animasyonlar da ekledim. Ardından etkileşime girebileceğimiz bir bilgisayar ekledim. Posta kutusuna koyduğumuz kenevirleri bilgisayar üzerinden satabilecektik. Ayrıca saksıda satın alabilmek için bilgisayarı kullanıyorum. Kargo kutusunu kırarak parçalıyoruz ve içinden saksımızı alıyoruz. Ardından saksımızı koyup tohumumuzu ekiyoruz. Tohumumuz büyüdükten sonra hasat ediyoruz ve tada. Oyunun core mekaniği tamamdır. Geriye kalan birkaç mekanik vardı ama gelin level design'a bakalım. Odamız, salonumuz ve garajımız vardı. Şimdi sıra geldi düşmanlarımıza ve polislerimize. Çünkü silahımızı bir yerde kullanmamız gerekiyor, öyle değil mi? Polisler rastgele bir şekilde devriye geziyor belirli aralıklarla. Bu sırada bizim gidip şartelleri kapatmamız gerekiyor. Eğer polisler geldiğinde şartel kapalı değilse düşmanlarımız ise çete üyeleri. Geceleyin bizim malımızı çalmak için evimize baskın yapıyorlar. İşte silah bunun içinde. Onun dışında flashlight, silahımızın yanında bir mermi sayacı, duvara yapıştığımızı anlayan ve buna tepki gösteren bir animasyon. Aim offset açıkken de çalışıyor. Fiziksel kapılar. Gece olduğunda karakterimizin uyuması. Evet dostlar, oyunumuz bu kadardı. Tabii ki de çok daha ince ayrıntılar da var ama hepsini bu videoda söyleyerek sizin canınızı sıkmak istemedim açıkçası. Şimdi önemli bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Game Jam Cuma günüydü. Yani Cuma günü başladı. Cumartesi, Pazar günü de bitti. 48 saat süren bir Game Jam'dı bu Global Game Jam. Ardından Pazartesi günü sabah 4'te büyük depremi yaşadık. İlk olarak orada vefat edenlerin Allah mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun diyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bu konuya neden değindin yani oyun geliştirme devlog videosunda. Önümüzde gelecek birkaç videoda ara sıra bu konuya değineceğim. Bunun amacı ise unutmamamız, hem sizin hem benim, aklımıza kazınması ve ileride bunu unutmamamızı sağlamak. Çünkü çok kolay bu değerlerimizi unutan insanlar ve millet olduk açıkçası. Bu konuya bu yüzden değinmek istedim. Tekrar onları anmak istedim. Şimdi gelelim oyun konusuna. Bu depremden dolayı ben kendime anca geliyorum. Anca oyun geliştirmeye vesaire başladım. Video atmaya başladım. Umarım son 2 haftadır attığım videolar hoşunuza gitmiştir. Eğitim videosu atmadım. Devlog videosu attım. Dediğim gibi umarım bu videolar hoşunuza gitmiştir. Düzenli bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Şu anlık haftada 1 şeklinde gidecek. Ama aralarda eğitim videoları da atacağım. Eğitim videoları bu kategorinin dışında tutuyorum. Devlog videoları için haftada 1 diyorum. Onun dışında da bir ay sonra gibi bir sürede bir takvim yayınlayacağım. 1 yıllık bir eğitim serisi takvimi. Yani hangi eğitim videosu hangi tarihte geleceğiyle alakalı. Takipte kalın diyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir abonenizi, like'ınızı, yorumunuzu alırım. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.